Çocuklar, bu sınıfta yabancı bir madde mi var? Bana mı öyle geliyor? Var Toygar abi. Hop, şşt! Alo! Kardeş, duymadın galiba. Toygar abi sana alo dedi. Ve bu sınıfta birine Toygar abi alo dedi mi? O biri ayağa kalkar, önünü ilikler ve efendim Toygar abi der. Değil mi Toygar abi? Her şeyin bir ilki vardır. Bana bak. Ay Tuğçe, şu sınıfa gelen yeni ressam çocuk. Ay çok hoşuma gitti vallahi. Ya saçmalama Berna, manyak mısın sen? Ya duymadın mı, çocuk burslu okuyormuş. Ya ne var bunda? Ay Berna, sen iyice kafayı yedin ha. Söyle bana, kimler burslu okur? Çok zeki, çok çalışkan ve özel yetenekleri olan öğrenciler. Hayır, bursuz okuyacak kadar parası olmayan öğrenciler. Heh, çıktı artık. Rahat rahat konuşabiliriz. Helal olsun kız, baştan beri çok güzel oynadın şu Safinur rolünü. İşim bu benim. Kast ajansını arayıp bana en iyi oyuncunuzu gönderin dediğimde bu kadar iyisini ben bile tahmin etmemiştim ha. Yani dünyayı ele geçirmene bir katkım olduysa ne mutlu bana. Olmaz mı? Şu 340 milyon YTL nafaka palavrasıyla kendimi acındırmasam Selda hayatta bana yardım etmezdi. Oysa şimdi bak, kardeşini kurtarmak için fellik fellik asker arıyor sokaklarda. Daha değil. Selda, sen çıkmadın mı? Hayır. Ayşegül, kim o kapıyı çalan münasebetsiz? Bak o Selim denen çocuksa alırım ifadesini bu sefer ha. Evet, o. Ayşegül. Efendim? O çocuğun eli. Ne olmuş eline? Senin eline değiyor. Evet. Çünkü ben onun elini istiyorum. Sen bir erkeğin elini tutuyorsun. Evet. Ayşegül, çabuk bana mantıklı bir açıklamasını yap, yoksa... Çünkü Selim benim erkek arkadaşım. Ne? Hı? Evet. Çünkü biz çıkıyoruz. Ve de çok mutluyuz. Ve birbirimizi de çok seviyoruz. Koçum benim be. Ya bu son zamanlarda duyduğum en güzel haber ya. İkinizi birden tebrik ederim. Ya geldiğim günden beri, ya ben şimdi döneceğim, aklım Ayşegül'de kalacak. Bu kızı kime gönül rahatlığıyla emanet ederim diye düşünüp duruyordum. Ya şimdi içim nasıl rahatladı bilemezsiniz. Ya ben tekrar sarılacağım ya. Yok yok, böyle olmuyor. Ben ikinize birden sarılacağım. Tamam. Hurşit abi, sen ağlıyor musun? Yok Ayşegül, gözüme toz kaçtı. Ya ben ağlamayayım da kim ağlasın ya? Ya benim biricik kuzenim evliliğe ilk adımını atmış. Hem de ne kadar düzgün bir çocukla ya. Nasıl rahatladım bilemezsiniz ya. Neyse. Oh. Şimdi rahatladım. Gönül rahatlığıyla evime dönebilirim. Hadi kendinize iyi bakın. Tamam. Ay aman. Bu da ne ya? Selda, Melda ve Ayşegül'e SDDK'dan geliyor. Allah Allah. Ne yazık ki. Peki bu Ferit niye beni adam yerine koymuyor? Ha yetti artık. Yetti. Evet. Yok ya, bu da çok sıradan oldu. En iyisi... Yok ya, bu çok çocuksu oldu. İşte bu oldu. Hem Selim bir keresinde bu saçı yap, sana çok yakışıyor demişti. Melda hala? Düşünüyorum da, sihirli güçlerin olmasa herhalde okula hep geç kalan bir öğrenci olurdun. Ya ama öyle deme, geçen sene hiç geç kalıyor muydum ki? Geçen sene hayatımızda Selim yoktu. Yani saçımıza, başımıza bu kadar zaman ayırmıyorduk. Hazırsan çıkalım mı? Geç kalıyoruz. Tamam, çantamı alıp geliyorum. Acele et. Tamam.
Gel çocuğum. Bismillahirrahmanirrahim. Heyecanlı mısın? Yok. Dur bakayım sana şöyle bir. Saçlarını çok güzel yapmışsın. Dön bakayım. Heh, güzel güzel. Hadi bakalım. Aa, Selda, sabah sabah sahneye mi çıkıyorsun? Ne bu hal? Bil bakalım. Ben hazırım. Ferit'e gidiyoruz. Ne? Nereye nereye? Bu ne zaman gelir? Biz ve bizim gibi olanların olağanüstü bir hal için toplanması durumunda. Evet, ve de ne zaman şu davetiyeyi alsak hemen derhal belirtilen yerde bulunmamız gerekir. Herkes mutlaka hemen şimdi derhal buraya gelmeli. Çok acil. Hemen şimdi mi? Derhal mi? İyi de benim okula gitmem lazım. İyi de benim de dersim var. Hem de hemen şimdi. Ya ama baksanıza hemen şimdi ve acil diyor. O zaman bir şansımız kalıyor. Galiba oldu. Ne yaptın ki? Zamanı durdurdum. Hadi çıkalım. Bir dakika, bir dakika. Şimdi sen okulu komple mi dondurdun? Başka şansımız var mıydı? Zaten geç kalmıştık. Duman nerede? Ah, Duman, Ferit onu çağırmayınca çok bozuldu. Hı. Büyükçe bir resmini istedi. Ay. Göreceksin bir gün gerçekten böyle panca binçik edeceğim seni. Beni nasıl adam yerine koymasın ya? Seni gidi adam kayıran seni. Seni gidi beni bilmez seni. Hanımlar nerede kaldınız? Bakın dünyanın bütün ülkelerinden temsilciler çok ciddi bir toplantı için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Siz ortada yoksunuz. Ama Ferit'ciğim, Melda ile Ayşegül'ün okula gitmesi gerekiyordu. Peki öyle olsun. Bu sefer de kabul ediyorum. Şimdi beni iyi dinleyin. Ay, ben şurada dinleyebilir miyim? Tabii Selda Hanım. Ya Deli Ferit, bizi buraya niye çağırdın? Lütfen açıklar mısın? Okula geç kalıyorum da. Tamam hayatım, acele etme. Yaparsın bir zihir gidersin o kadar. Aa, nasıl yani? Hem sihirli güçlerimizi yerli yersiz, zamanlı zamansız kullanma diyen sen değil miydin? Hı. Acil durumlarda kullanabilirsin meleğim. Hı. Ama başkaları fark etmesin sakın. Hı. Neyse, sizi buraya topladım. Çünkü SDDK çok ciddi kararlar aldı. Onları açıklayacağım. Ne gibi? Şöyle. Artık sihir yapmakta özgürsünüz. Ne? Evet. Ne? Aç, 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 aç bu konuyu. Biraz daha aç Ferit. Aç, aç şu konuyu. Biraz, evet, biraz daha. Daha. Aç şu konuyu. Pardon Ferit Bey. Lütfen bu konuyu daha iyi anlayabilmemiz için biraz daha açar mısınız? Bundan sonra hepiniz sihirli güçlerinizi dilediğiniz her şey için kullanabilirsiniz. Şey, yani her şey mi? Ha, bu kısmı çok önemli hayatım. Başkalarına zarar vermemek şartıyla. Ve başkaları sakın sizin özel güçleriniz olduğunu fark etmesin. Sakın! Şu yasaklı sihirlerle ilgili bize bir başucu notu verecek misin? Yani şu sihri yaparsanız olmaz, bu sihri yaparsanız şu kadar cezası var gibi. Ha? Tabii tabii. E sonra yanlış bir şeyler yapmayalım. Ama artık onu da kendi zekanızla anlayacaksınız güzelim. Zeka tabii. Ay çok heyecan verici. Yani bundan sonra plastiğe sihir işlemez, camdan sihir geçmez. Bütün bunlar yok yani. Yok yok. Şey, peki birini aşk etmek serbest mi? Yani hani mesela birini seversek diyorum. Kızım zaten çocuk sana sırılsıklama aşık. Daha neyi zorluyorsun? Deli Ferit, sen gizli gizli bizi mi seyrediyordun? Evet. Neyse. Tamam. Birini kendine aşık edemezsin. Asla. Bu insan hayatını değiştirmek olur. Bu yasak. Bakın SDDK şu kararları aldı. Bildiriyorum. Bundan sonra kimsenin gelmişini,
geçmişini, hayatını, tabii, hayallerini, düşüncelerini değiştirmeyeceksiniz. Yasak. Bitti. Var mı sorusu olan? Ferit, ben burada biraz daha kalabilir miyim? Buna izin verebileceğimi sanmıyorum Selda Hanım. Burada çok ciddi bir toplantı yürütmeye çalışıyorum. Oh be, nerede kaldınız? Ne demeye hepinizi toplamış? Hadi hemen sakın anlat. Sakın bana Ferit'le ilgili bir şey sorma, sakın! Adını bile duymak istemiyorum. Ya sen bir söyle, sonra adını bir daha anmam, söz. Resmin hepsini parçaladın mı? Yani aşağı yukarı. Ya insan bırakmaz mı biraz da ben parçalasaydım? Piçik 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 piçik. Ay Selda halamın o yüzünü hiç unutmayacağım. Yani şu Selda nerede, ne yapacağını hiç bilmiyor. Eve gidince bir konuşacağım onunla. Tuğçe'nin en güzel hali bu hali. Hala kıskanıyor musun Tuğçe'yi? Bazen. Çünkü bazen Selim öyle şeyler yapıyor ki kendini aşık etmek için. Bu da benim çok canımı sıkıyor. Ayşe Gülcüm, ayrıcalığını sakın Tuğçe'yi pasifize etmek için kullanma. Ayrıca şunu da unutma. Sevdiğin biri varsa özgür bırak. Eğer seni seviyorsa o zaten sana gelecektir. Hadi. Şimdi her şeyi normale döndürelim. Bir dakika. Ayşegül ne oldu? Bir dakika. Ne yapıyor bu? Sana bunu her içimden geldiği zaman söyleyemiyorum ama şimdi söyleyebilirim. Seni çok seviyorum. Aa. Hem de çok seviyorum. Yokmuş gibi bir de bununla uğraşıyor. Bu nasıl ya? Nasıl? Ayşegül. Günaydın. Günaydın. Günaydın Selimciğim. Günaydın hocam. Ne haber? İyiyim, senden? Ben çok iyiyim. Ne haber Ayşegül? Ne haber Selim? İyidir, senden ne haber? Bunlar çok ya güzel. Gel. Fatma Hanım, siz burada bekleyin. Ben bu güzel kızımızı sınıfına götüreyim. Bir arkadaşlarıyla kaynaşsın. Öğretmeni tanısın. Sonra gelirim, ben size kantine kadar refakat ederim efendim. Kalk canım. Peki Dilaver Bey. Anneciğim. Hadi. İyi dersler kızım. Sağ ol anneciğim. Geliyorum şimdi. Sen de sever şunu. Çok abi sesi değil mi? Sen ya. Hadi ya, yok diyorum. Yok. Ayşegül. Gel gel. Ne oldu? Berna'ya bak. Aynadan cebi kesiyor. Ay çıldırmış ya. Ya da aşık oluyor. Berna, Cem'e. Ay bence bu leoparın penguene aşık olması gibi bir şey. Aa Ceren, ay niye aşağılıyorsun ki Cem'i? Cem'i mi aşağılıyorum? Ben Berna'yı kastediyorum. Ne yani, ne alaka? Burası bayağı büyük. Otel gibi. Geldiğin okul nasıldı? E işte ama burası tahmin ettiğimden daha da güzel. Senin sınıfın öbür koridorda yavrum.
Tamam mı? Ama acele etme. Zaten bizim çocukları görünce aralarına katılmak istemeyebilirsin. Neyi kastettiniz öğretmenim? Yani bizimkilerin arasında senin gibi akıllı ve zeki saysan anca 2-3 tane çıkar yavrum. Sınıf kaç kişi? 16. Seninle beraber 17 oluyor. %17.6. Maşallah yavrum. Bu ne sürat? Çok şaşırttın beni. Yani tabii bizim çocuklar da zekidir ama hep akılları böyle başka yerde. Oğlum yavaş yavaş bak. Bakıyorum bazıları da bizden önce gelmişler. Neyse. Şimdi arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Tuğçe Hanım'ın mükemmel evinde bir parti var. Herkes geliyor değil mi buna? Evet. Sizin sesinizi duyamadım. Ne bu amigo tavırlar Toygar? Canım Ayşegül Hanım'a bir şey soruyorum, girme araya. Ben daha karar vermedim. Sebep? Toygar abim sebep dedi. Naci tamam. Gerçi ben biraz tahmin edebiliyorum sebebini ama... Sen işine bak. Selim. Tahmin işini de bana bırak. Selim tamam. Tamam. Dua et. Ayşegül Hanım burada. Yoksa ben ne yapacağımı biliyorum. Dua et. Ayıp olur. Tamam. Otur Selim'ciğim. Otur. Yavrum Türk musikisinden hoşlanır mısın? Tabii hoşlanırım ben. Tanıdığın eserler var mı? Hocam. Var. Ah ne güzel aman. Hocam bir saniye bir şey söyleyeceğim. Tamam kızım söyle dinliyorum. Doğum günümü unutmadınız değil mi? Unutmadım kızım. Geleceğim yavrum. Geleceğim yavrum. Bakın söz verdiniz ama. Tamam kızım. Yarın akşam 8'de tamam. Aynen öyle. Ama herkes maske takacak. Olur yavrum. Maske de takarım. Ne gikir diyorsun? Hadi Ersin koş. Fırla. Hadi ya. Hadi yavrum. Kendini ayırma hallederiz. Tamam. Günaydın. Günaydın hocam. Günaydın hocam. Oturun yavrum oturun. Kızım. Kendine oturacak şöyle güzel bir yer bul bakayım yavrum. Çocuklar sizi yeni sınıf arkadaşınızla tanıştırayım. Gonca. Kendisi Ankara'dan geldi. Hocam sınıfa yine yeni biri mi geldi? Ya sınıf değil konser alanına döndü. Gelen gidene yetişemiyoruz artık. Anlıyorum otur evladım. Of. Dikkatinizi çekerim çocuklar. Gonca geldiği lisede okul birincisiydi yavrum. Okul birincisi. Burslu mu yani? Evet başarı bursuyla geldim. Ay inanmıyorum. Ne güzel. Evet. Turgi hocam buyurun. Ben de Gonca'yı sınıfa takdim etmiştim. Öyle mi? Hoş geldin evladım. Teşekkür ederim. Ha güzel kızım benim. Peki. Hadi canım. Hadi iyi dersler. Hocam. Merhaba. Merhaba. Direkt daha kıskanılır bir adam buluyorum. Ya geldin odana kapandın o kapanış. Neyin var bir anlatsan? Yoga yapıyorum Duman. Rahatlamaya çalışıyorum. E konuş içini dök öyle de rahatlarsın. Sen öyle mi yaptın? Adamın resmini tırmaladın, parçaladın, rahatladın tabii. Ferit beni diğerlerinin önünde küçük düşürdü. Nasıl oldu? Ya şöyle oldu. Toplantıda konuştu, bitti toplantı. İşte herkes dağılırken ben doğal olarak biraz daha kalmak istedim. Bana sen git, akşam sizi ben ararım dedi. Ya anlamıyorum. Sen bütün toplantı boyunca benim içime düşecekmiş gibi, beni yiyecekmiş gibi bak. Ondan sonra da hadi sen git şimdi ben seni akşam ararım deyip başından sap. Çok fena ödeteceğim, çok. Canım sen de amma abartıyorsun ha. Adam görevinin başında. Senin herkesin önünde aşna fişle mi yapsın? Siz erkekler böylesiniz işte. Siz nankörsünüz, bencilsiniz, hesapçısınız, kuralcısınız. Oysa biz kadınlar öyle miyiz? Biz sevdik mi el gün önünde severiz.
İşimize gelmedikçe biz seni tanımıyoruz, numarasını da yapmayız. İlahi Selda, sanki sıradan biri gibi konuşuyorsun. Sen kimsin, farkında mısın? Ferit aranızda olup biteni oradakilerden saklayabilir mi? Oradakiler de senin gibi değil mi? Kül yutarlar mı? Ferit'in hayatını merak eden biri pekala güçleri sayesinde aranızda olup biteni öğrenir. Ha tabii özel hayata burun sokmaktan ceza alır, o başka. Onun cezası var mı bilmiyorum. Yasalar değişmiş. Yani her türlü sihir neredeyse serbest oldu. Ne? Ne? Bugün bizi bunu söylemek için çağırmış. Ya birkaç dikkat edilmesi gereken şey var. Onun dışında sihir yapmakta özgürüz. Peki neden beni bilgilendirmeye değer görmedi? Madem artık özgürüz, ben de hedefime kilitlenebilirim. Cezalılar cezaları kalkıncaya kadar hiçbir şey yapamayacaklar. Her şey yasak onlara. Yani senin durumunu kapsayan hiçbir şey yok dumancım. Hır diyorum, başka hiçbir şey demiyorum. Ne dersen de. Şimdi beni yalnız bırak. Çünkü akşamla ilgili bir takım planlar yapmam gerekiyor. Ferit'le ilgili çok hain planlarım var. Çok hain. Abi ya. Sen oraya, ben buraya. Gonca. Buyurun öğretmenim. Evladım, müdür bey okulumuza Bursa geldiğini söyledi, evet, doğru mu? Evet öğretmenim. Ne güzel. Herhangi bir şeye ihtiyacın olursa önce öğretmenin, sonra bir büyüğün olarak her zaman yardıma hazırım, tamam mı? Sağ olun öğretmenim. Aa bak, yeni biri başlamış. Gel gel. Tamam. Aa merhaba. Ah merhaba kızlar. Adınız ne? Fatma. Aa memnun oldum. Ben de. Bugün okulda ama yenilik var ya, değil mi? Evet. Aa bakın, bir arkadaşımız da sınıfa yeni geldi. Nasıl geçti kızım? İyi ama daha kimseyle tanışamadım. Siz tanışıyor musunuz? Tabii ki. Annem o benim. Aa! Ya! Gelen geçen okula giriyor. Anne bir tost alabilir miyim? Olur mu kızım? Siz de ister misiniz kızlar? Yok, yok. Sağ ol. Biz birazdan alırız. merhaba, ben Ayşegül. Gonca. Ben de Ceren. Bunlar da Tuğçe ile Berna. Ama onlarla az muhabbet et, başın ağrımasın. Ha ha ha! Aman ne komik. Ömer ne komik? Ben buradan, boş ver ya. E hadi oturalım. Tamam. hangi okuldan geldin? Ankara'dan. Gir. Benim. Ha, Melda. Okula yeni öğrenci gelmiş. Evet, zehir zemberek bir kız. Daha onların sınıfında derse girmedim, göreceğiz. Bursluymuş. Evet, evet. Kız babasını kaybetmiş. Anneyle beraber buraya dedenin yanına gelmişler. Annesi de bize kantinde yardım edecek. Çok iyi etmişsin. Farkındayım. Akşam balık ekmek yapalım mı benden? Çıkıyor muyuz? Vaktin var mı? Tabii ki, saat 8'de gelir, seni alırım. Merak etme, zamanla alışırsın. İnşallah, bakalım. Ne, Cem geliyor. Aa Cem, gelsene bizle otur. Gel. Seni Cem'le tanıştırayım. O da bizim sınıftan. Cem, bak bu Gonca. Gonca, bu da Cem. Merhaba. Merhaba. Sen de Bursluymuşsun. Evet. Cem böyledir, pek konuşmaz. Ankara'dan mısın? Ankara'nın neresinde? Keçiören. Benim yengemler de Ankara'da oturuyor. Aa, neresinde? Mamak'ta. Üf, dünyamıza dön Berna. Ya ben bu yeni gelen kıza gıcık oluyorum. Sen söylemesen de biz anlamıştık zaten. Sanki hiç belli olmuyor. Şşt! Her Şubat tatiline gideriz. Ankara güzel bir şehir ama burası daha güzel. Burada deniz var. Biliyor musunuz, ben hayatımda ilk defa deniz gördüm. Aa, sahi mi? Siz tatile falan gitmediniz mi hiç? Gidemezdik. Pardon ya. Affedersin. Ya affedecek bir şey yok ki. Niye özür diliyorsun? Ya neredesiniz? Her yerde sizi aradım. Aa, biz de öyle kantinde takılıp kaldık. Derse kaç dakika var? 3 dakika var. Ben hemen bir su alayım, geleyim. Pardon, bir su alabilir miyim? Soğuk olsun. Aa, sesin çatal çatal çıkıyor yavrum. Bak, ben sana en iyisi dolaptan vermedim. Ha? Peki. Fatma Hanım, Gonca'nın annesiymiş. Öyle mi? Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk yavrum.
Tuğçe Hanım, Ayşegül Hanım partiye gelecek değil mi? Evet, gelecek. Toygar sordu, bilmiyorum dedi. Bir saniye. Ayşegül'cüğüm. Efendim canım, yarınki partiye geliyorsun değil mi? Sanmıyorum. Ama bak, herkes orada olacağız hep beraber. Dans edip eğleneceğiz. Bak, gelmezsen hepimiz çok üzülürüz. Tuğçe, sen beni ne zamandan beri bu kadar sever oldun? Ya artık ikimiz arasında bir barış sağlamak istiyorum. ama biliyorsun ki barışa iki taraf karar verir. İşte bak Ayşegül, lütfen gel. Gelmezsen çok üzülürüz. Hepinizi bekliyoruz. Ne oluyor buna ya? Senin kafanda bir tepki dolaşıyor ama hadi bakalım. Aferin Toygar'cığım. Açılmaya başladın. Sana inanmıyorum Melda. Gözümün içine baka baka neler yaşadığımızı bile bile Dilaver'le çıkıyorsun. Üstelik utanmadan bir de balık yemeye davet ediyorsun. Bunda utanılacak bir şey yok Selda. Hem sen Ferit'e aşıksın. Niye hala Dilaver diye sayıklıyorsun? Hayır efendim, ben Ferit'i falan sevmiyorum. Seviyorsun. Hayır, sevmiyorum. Madem öyle niye hala karşımda tepiniyorsun? Niye kendi ikna olmadığın bir şeye beni ikna etmeye çalışıyorsun? Hah, gördün mü? Pes ettin işte. Hayır efendim, etmedim. Bugün ondan nefret ediyorum, o kadar. Adama haksızlık etme Selda. O kadar insanın içinde sana canım cicim mi yapsaydı? Oh, orada öyle, burada böyle. Yok efendim öyle şey. Sevdi mi? Tam sevecek. Her koşulda, her şartta gösterecek sevdiğini. Yoksa adieu güzelim. Bana bak. Duman odana kapanıp saatlerce bir şeyler yaptığını söyledi. Ne yapıyorsun odanda? Yoga yapıyorum. Yogadan sonra? Bu yaştan sonra odamda ne yaptığımın hesabını mı vereceğim ben sana? Hı? Sihirli güçlerim serbest kaldıktan sonra umarım o güçlerini saçma sapan şeyler için kullanmıyorsundur. Özellikle de Ferit'e karşı. Ah, sizedir. Gidin bakın Melda Hanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar Dilaver Bey. Ve size iyi eğlenceler. Çıkabiliriz. Hadi. Ha! Senin Dilaver'in varsa benim de Hüdaver'im var. İşte intikam meleğim geldi. Bütün tarihleri birbirine karıştırıyorum. Tarihten çakacağım galiba. Ya saçmalama Rüya, hem sınava daha bir hafta var. Hem ezberlemeye çalışma, anlamaya çalış. Aslında kolayı var. Mesela Melda Hala'dan soruları öğrenebiliriz. Ya saçmalama Rüya, hem söyler mi sanıyorsun? İyi de öğrenmenin tek yolu sormak değil ki. Aynı evde yaşıyorsunuz değil mi? Çaktırmadan bakarsın. Hayır, öyle bir şey yapamam. Tabii, senin tarihin iyi. Biz umurunda değiliz değil mi? Of! Kızınca tükürükler saçıyorsun, farkındasın değil mi? Çok pardon. Ayşegül, Ayşegül. Ders bitince bana yeni şeyler öğreteceksin değil mi? Heh, işte adamım. Bir dakika ya, nereye geldim, neredeyim ben? Odaları mı karıştırdın yoksa? Evet, sen Ayşegül'e akıl vereceğin de başka bir yanlışı düzelt önce Ferit Efendi. Neden bugün ben de diğerleri gibi özgür değilim? Senin özgürlüğün çok zor be yavrum. Belki bir genel af çıkarsa o zaman artık bilmiyorum. Gerçi bu saçma sapan hayallerin peşinden koştukça o da zor, anlıyor musun? Zar! Yapma ya. Neyse, benim seni dahi görmem lazım. Ferit'ciğim, istersen sana eşlik edeyim ha. Yolda bu benim durumu görüşürüz. Yapma ya. Yemezler Duman Efendi. Haddini bil ve benden uzak dur. Pest! Yeni yasalara göre bu Rüya'ya da bir şey öğretmenin gereği kalmadı artık. Ne demek istedi? Bilmiyorum. Selda! Selda! Efendim Ferit Bey?
kim bu adam? Hüdaver Ferit Bey. Niye beni karışıyorsun? Ay meşgulüm Ferit Bey. Tıpkı sizin bugün meşgul olduğunuz gibi. Bana inat mı yapıyorsun söyle? Bırak elimi. Bırakmıyorum. Kim bu adam? Yeni sevgilim. Dilsiz mi? Niye konuşmuyor? Nereden çıkardınız canım? Yeni odaya bir adam geldi. Niye konuşmuyor? Niye yorum yapmıyor? O... Cool. Cool mu? Tık 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 tık. Bu gerçek değil. Bırak elimi. Bırak. Sen bunu yapmışsın. Aa. Ne saçmalıyorsun canım? 150 yıl önce de böyleydin. Beni kıskandırmak için böyle sade sade adamlar yapardın. Ama onlara ruh katmayı unuturdun. Hayatım. Mesai saatlerinde seninle böyle samimi olamam. Boş yere alınıyorsun. Böyle davrandığın sürece bende gelecek yok. Selda, seni romantik bir yemeğe çıkarmaya geldim. Sen mi? Ben. Gelmiyorum. Geliyorsun. Gelmiyorum. O zaman ben bırak seni zorla götürürüm. Gelmiyorum. Bırak beni. Ne iyi ettik de geldik değil mi buraya? Evet. Ama sen yemiyorsun, keyifsizsin. Aklım hala Selda'da. Açık konuşabilir miyim? Ya özellikle rica edeceğim. Eskiden Selda ile aranızda bir yakınlaşma oldu ya. Sanırım Selda bizim birlikte böyle görüşmemizden rahatsız oluyor. Yani sakın yanlış anlama. Haklı olabilir. Aslında belki onun yerinde ben de olsam aynı şekilde tepki verebilirim. Ben bu yaşadığımızdan rahatsızlık duymaya başladım. Ama Melda, yani benim Selda Hanım'la yaşadığım daha önce her neyse çok farklıydı. Onu ben bir arkadaş olarak, bir dost olarak seviyorum ama... yani sana karşı hissettiklerim çok daha farklı, çok daha fazla, çok daha başka. Onu kıracak bir şeyi asla yapma. Anlamadım. Benden vaz mı geçiyorsun? Selda gerçekten üzülüyorsa bu aramızda adı konulmamış şey her neyse bitebilir. Selda'cığım nasıl? Romantik miymişim, değil miymişim? Romantik olmakta çok geç kaldınız Ferit Bey. Ayrıca hemen gitmeme izin vermezseniz avaz avaz bağırırım, bütün gezegenlerden duyulur. Bütün bu kapris toplantı sırasında takındığım ciddiyet yüzünden öyle değil mi Selda? Eğer hala bunu anlamadıysanız tanıdığım en salak SDDK başkanısınız. Bırak, seni konsiyatına cezalandırabilirim ona göre. Ah çok özür dilerim, ben sizin dokunulmazlığınız olduğunu unutmuşum. Eğer bana gerçekten aşıksan, herkesin önünde bunu göstermediğin sürece ben ortalarda yokum. Size afiyet olsun Ferit Bey. Oh Selda. Ne demek istediğini gerçekten anlamadım. Ya evet, kendinden çok emin konuştu. SDDK'nın yasaları değiştiğine göre bu konuda da bir değişiklik olabilir. Ben şimdi yeni şeyler öğrenemeyecek miyim? Maalesef hayır Rüyacığım. Aman, Ferit öyle dediyse sakın ha sakın Rüya'ya yeni numaralar öğreteyim deme. Bak çok büyük sorunlara neden olabilir. Ya ama iyi de aile sırrı. O konuda da ben gidip konuşacağım Ferit'le. Tamam. Niye sen konuşuyorsun? Ben gider konuşurum. Ay Selda, niye problem çıkarıyorsun? Ha sen konuşmuşsun, ha ben konuşmuşum. Ne fark eder? Önemli olan sorun çözülsün. Dilavere elimden aldığın yetmedi. Şimdi de sıra Ferit'e geldi değil mi? Selda, ileri gidiyorsun ama. Öğrencimin yanında benden nasıl böyle konuşursun? Asıl sen ileri gidiyorsun. Müdürünle kırıştırırken utanmıyorsun. Ben bunu dile getirmeye hiç mi hiç utanmıyorum. Ne halin varsa gör. Ama sakın ha sakın bir daha benimle konuşma. Ben gidiyorum. Geliyor musunuz? Biz tabii geliyoruz. Evet, evet. Al. Anne, yorulmuyor musun? Yoo, ben daha gencim. Üzülüyorum.
Niye üzülüyorsun yavrum? Hiç üzülmene gerek yok. Ben senin geleceğin için seve seve yapıyorum. Ya babam yaşasaydı böyle olmazdı ama. Hayat iyi kötü bir takım sürprizlerle dolu. Biz de bu devreyi burada geçireceğiz. Sen onu bunu bırak da. Şu sınıf arkadaşının doğum gününe gidiyor musun? Aslında gitmek istiyorum ama. Şimdi giysi bulmak lazım. Bir de hediye var. Arkadaşlarına sor bakalım. Sevdiği bir kitap falan vardır belki. Onu alırız. Giysi. Geçen sene okul birincisi olduğunda belgeni alırken giydiğim bir elbise vardı ya, hatırladın? Ya o biraz ciddi kaçmaz mı ama? Bence sana çok yakışıyor. Yine de sen bilirsin tabii. Ya zaten başka şansım yok gibi gözüküyor. Bir daha benimle konuşmayacakmış. Aman ben de çok meraklıydım değil mi? Beni sırtımdan vurdu, sırtımdan. Aman be sen de Selda, aklın fikrin hep Ferit'teydi. Dilaver şimdi mi kıymetli oldu? Ama tabii komşunun tavuğu komşuya kaz görünür derler. Duman, neler yaşadığımızı biliyorsun ama. Evlendiniz mi? Nişanlandınız mı? Yoksa ortada çocuğunuz mu var? Ya bir alevdi, parladı, söndü. Amma büyütüyorsun. Sen erkeksin tabii. Böyle düşünmen normal. Ya Duman, sence ciddi midir ha? Kim? Ya Melda. Bir daha benimle konuşmayacakmış ya. Vallahi ne kadar ciddiydi bilmiyorum ama çok kırıldı. Bana sorarsan da haklı. Yerden göğe. Ya Melda benimle bir daha konuşmazsa ben bu evde oturamam yani onunla öyle küskün. Ya demek Melda Dilaver'den daha önemliymiş ha? Aman canım neyse. Ben Ferit'in yanına gidiyorum. Şu rüya meselesini konuşacağım. Oh ben de kafamı dinleyeyim. Dediğim gibi çalışırsan kesin kazanırsın ya. Hadi yürü. Günaydınlar. Günaydın hocam. Merhaba. Neyse biz bir arkadaşlara gidip bakalım. Görüşürüz. Tamam çocuklar. Hadi canım. Anlamadım. İyi görünmüyorsun. Nasıl anlamadın ya? Konuşmak istemiyorum. Farkında olmadan bir şey mi yaptım? Söyle. Önünde diz çökeyim. Özür dileyim. Boyun eğeyim. Söyle. Biraz yalnız. Daha doğrusu sizsiz kalabilir miyim? Nasıl isterseniz Melda Hanım. O zaman artık birbirimize bundan sonra siz diye hitap ederiz. Herkese günaydın. 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 Günaydın Ayşegül Hanım. Kızlarla erkekler beraber maç yapacakmışız. Koç öyle istedi. Vallahi fikir. Bence de. Peki kim kim? Oynamak ister misin? Ankara'dayken oynardım. Tamam harika. Şimdi koça söylüyoruz. Benim yerime oyna seni alıyor. Ne olur ne olur. Tamam. Ne olur, bu seferlik öyle olsun. Ama bir dahaki sefere kaçmak yok. Tamam mı Rüya Hanım? Ama hocam yani kaçması takımımız için daha hayırlı değil mi? Yani biliyorsunuz arkadaş biraz sakar. Şimdi topu potaya atacağım diye yanlışlıkla kendi de girebilir. Hayır, herkes oynayacak. Neyse toparlayın bakalım hadi. Hadi çak. Koç koç. Biz gelmeden başlamayı düşünmüyordunuz ama değil mi? Tabii canım, kambersiz düğün olur mu hiç? Ya dikkat etsene sakar şey. Berna'yı bir engere planına nasıl çevirebilir? Ya saçmalama Rüya, hadi işine işine. Allah Allah. Ay nerede kaldı bu adam? Oo, kimleri görüyorum. Seni affetmiş değilim Ferit. Ben buraya dün Ayşegül'e ne demek istediğini sormaya geldim. Ha sahiden ne oldu o mesele? Ha? Ya aile sırrını öğrenmemiz için Ayşegül'ün Rüya'yı öğretti. Artık o devir bitti. Bundan sonra ne ben, ne siz, ne Ayşegül. Hiç kimseye sihirli sırlarımızı söyleyemeyiz, gösteremeyiz, öğretemeyiz. Ama... Aması maması yok. Yeni yasalar çok ağır. Bak söyleyeyim. Eğer bu davranışını sürdürürse Ayşegül'e çok büyük cezalar gelir ona göre. Halalar olduğunuz için siz de bundan nasiplenirsiniz canım. İşin sonu sihirli güçlerinizin elinizden alınmasına kadar varabilir. Çok özür dilerim Ferit Bey, çok affedersiniz. Ama aile sırrını öğrenmemiz için bu yöntemi kullanmamız gerektiği SDDK'dan çıkan o kitapta yazıyordu. Ayrıca Rüya'yı gönderen de sensin. Artık her şey değişti canım. Rüya Ayşegül'ün arkadaşı, o kadar. Herhangi misyonu yok.
Ne olacak şimdi? Ayşegül'ün o kadar uğraşıp Rüya'ya öğrettiği her şey boşa mı gidecek? O kızcağızı eski haline dönüştüreceksiniz. Hiçbir şey hatırlamayacak. 16 yaşına gelene kadar da Ayşegül gibi hiçbir şey bilmemiş olacak. Daha 16'sında değil mi? Yok canım. Çocuğu bir sene erken göndermişler okula. Daha kız 15'ini sürüyor. Peki ne yapacağız? Aile sırrı ne olacak? Öf. Selda git artık, çok meşgulüm. Aile sırrımız seni hiç ilgilendirmiyor. Tıt tıt tıt. Meşgule düşüyorsun hemen. Ama konsey toplantım var canım. Pekala. Gidiyorum Ferit Bey. Selda, bir kişinin öğrenmesi gereken bir sır varsa o er geç açığa çıkar bebeğim. Zorlama. Hadi beyler. Hadi. Yeterim artık ya. Hadi be abi. Ya. Oğlum bastırsanıza. Ya of, helak olduk burada. Ya. Eğlencesine maç yapıyoruz. Gerçek değil yani. Atom yoruldum. Ay yorulmuşsan başka oyuncu alırız. Git hadi. Sarılayım. Onun derdi başka. Ya, topu erkekler kaptı. Sonra Selim'e de gelince Tuğçe sokulup topu almaya çıkıyor. Kızlar hadi hadi. 29-30 bir baskette kazanacağız. Hadi hadi. Doğru ya. Evet. Kızlar, sohbet programında değiliz. Basket maçı bu ya. Hep o Tuğçe'nin yüzünden. Kusura bakmayın Ayşegül Hanım. Bu bir müsabaka. Ya ben... Soner Efendi. Gördün mü? Hep senin yüzünden. Bak dikkatimi dağıtıyorsun. Beni amma da ciddiye alıyorsun alacağız, şekerim. Kızım, alacağız başka. Al boyacı. Bak göreceksin şimdi. Bomboş. Selim. Selim hadi. Selim, harika bak. Oynuyorsun Selim. Sağ ol Tuğçe. Bir yapıcık ver de yolunu açayım. Saçmalama Tuğçe. Bana bak, sen erkek arkadaşımdan uzak dursana. Ya, görmüyor musun? Topu çalmaya çalışıyorum. Ne haber Ceren? Topun yerinde ya. Hadi. Sen bir tane alsın onlardan. Son bir dakika, senin yüzünden maçı kaybediyoruz. Ay çok sağ ol. Ay ben de nasıl oldu bir türlü anlamadım. Hadi hadi. Hayır Rüya, kesinlikle öyle olmadı. Rüya? Ay o el hareketi neydi öyle? Anlayan anladı. öyle olmadı diyorsam olmamıştır değil mi Rüyacığım? Ay iyi tamam, aman kızma. Hoca takımı ders için kurdu. Maç olsun diye değil, spor olsun diye yani. Hemen öyle havalara girme canım, tamam mı? Beni kendinle karıştırıyorsun herhalde Tuğçe. Ayrıca hava atma konusunda da kimse senin eline su dökemez. Hiç de bile. Yürü. Ayşegül, bu akşam doğum gününe gidiyoruz değil mi? Ya aslında ben pek gitmek istemiyorum da Selim çok gitmek istiyor. Ne de olsa bütün sınıf orada. Gerçi Selim'i pek yalnız bırakmak da istemiyorum. Açıkçası pek karar veremedim. Ay ya. Akşam geliyorsun değil mi Ayşegül'cüğüm? Bak okulda olanlar okulda kalır. Biz iki iyi arkadaşız. Ne? Sakın bekletme beni, tamam mı canım? Görüşürüz. Bu işin içinde bir şey yoksa ben de Ceren değilim ha. Benim de içimden bir ses kesinlikle bu işin içinde bir bit yeni ara diyor ama. Ay süper oldu, süper. Harika bir doğum günü partisi olacak. Evet. Şimdi maskemizi takalım. Ay çok yakıştı. Benimkine de bak. Of çok harika ve dişi. Ama neyse, biz bu işleri bırakalım. Asıl işimize geri dönelim. Yani şu şişe olayına. Ya Tuğçe sen var ya, şeytanın pabucunu ters giydirirsin. Nereden geldi aklına şu mıknatıs olayı? Berna'cığım, buna kafa derler, içindekine de beyin. Herkese merhaba. Herkes yok, bir tek ben varım. Affedersin, fark etmedim. Aklını bir yerde mi unuttun? Dur bakayım, yoksa dilaverdi mi?
Dilaver yok artık. Aa. Her neyse. Nerede millet? Selda odasında kendine yoğun bakımı aldı. Ayşegül de okuldan geldiği gibi kendi odasına kapandı. Tuğçe'nin yaş günü ya, onun için hazırlanıyordur. Vallahi bana pek öyle gelmedi. Elinde sihir kitabıyla bir aşağı bir yukarı inip çıkıyordu. Dur ben bir bakayım şuna. Ayşegül, ne yapıyorsun sen? Ya Melda'la bir şey öğrenmeye çalışıyorum ama bir türlü beceremiyorum. Nasıl bir şey? Ya kitapta birinin sizin hakkınızda neler düşündüğünü, arkanızdan neler çevirdiğini öğrenmek istiyorsanız... ...bir kap suya şu gördüğünüz malzemeleri koyun diyor. Ya ben hepsini koydum ama bir türlü göremiyorum. Ne öğrenmek istiyorsun? Ya Tuğçe'nin beni niye ısrarla doğum gününe davet ettiğini. Ya çünkü biliyorum ki kesin beni doğum gününde Selim'in önünde küçük düşürecek ve de kızdıracak bir şeyler yapacak. Ha, iyi de... Bunu öğrenmek için suya bakmana gerek yok ki. Aşağıdaki sihirli aynadan eğer Tuğçe'nin senin için herhangi bir planı varsa hepsini görebiliriz. Ay sen ciddi misin? Evet. Hem zaten bu sihri öğrenmenin zamanı gelmişti. Dostunu, düşmanını ayırırsın. Hadi gel. Bence de. Al sana, al sana, al sana, al sana. İyi ki seni yapmışım. İyi ki seni icat etmişim. Al sana, al sana. Böylece Fethi'de, Dilaver'de, Melda'ya da olan hırsını senden çıkartabilirim. Al, 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 al. Ay, of, of, çıkartamıyorum. Yetmiyor, yetmiyor. Acaba kendime Fethi unutma sihri yapsam mı? Ay, ama o beni seviyor. Biliyorum. Onu kıyamam ben. Evet, ya da kendime... Melda'yı affetme sihri yapayım. Ama niye affedeyim ki ha? Niye, niye, niye? Eski erkek arkadaşım elimden aldı benim. Bak şimdi. Başımıza gelen bütün kötü şeyler... ...daha sonra atacağımız adımlar için... ...çok önemli birer deneyim olduğuna göre... ...niye hafızamdan sileyim ha? Niye, 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 niye? Hayır efendim, kalsınlar. Hatırlayayım ki... ...bu zamanda kardeşime bile güvenmeyeyim. Sen de git artık. Ya bu şişenin burada hazır olması insanlara saçma gelmez mi? Biri sorarsa biz bu oyunu hep oynuyoruz. Evimizin bir köşesine hep duruyor deriz. Ya mıknatıslı olduğu anlaşılırsa? Berna'cığım, mıknatıs şişenin ağzında olacak. Bu uzun vidada şişenin ortasında masaya böyle sabitlenecek. E kimse altını kaldırıp göremez ki. Peki diğer mıknatısı nereye koyacağız? Onu da tam şuraya koyacağız. Selim'i de yanıma oturtursam şişeyi her çevirdiğimde şişe Selim'de duracak. Böylelikle sıra Selim'e geçecek. Selim de şişeyi her çevirdiğinde şişe bende duracak. Ve böylelikle bütün gece Selim'le öpüşeceğiz. Ayşegül de sinirinden çatlayacağım. Ne izliyorsunuz siz öyle? Ne yapmayı düşünüyorsun? Ya bu kız tamamen çıldırmış olmalı. Hadi gidelim hala. Söyler misin aklından ne geçiyor? Ya nasılsa gidince görürsün. Ya biriniz ne olduğunu anlatır mısınız? Unuttun mu Selda? Biz senden konuşmuyoruz. Ya Duman sen bari anlat neler olduğunu. Konuşmuyormuş. Ne güzel olmuş. Vallahi bravo. Harika olmuş dekanım. Ya. Ne güzel ya. Aa, Aykoç'un meyve suyunu getir. Görmüyor musun kızım? Bardağı bitmiş. Kime diyorum? Bardağı boşalmış. Ya Tuğçe'cim öyle arka arkaya içmeyeyim ben. Sağ ol. Ay olmaz öyle koç. Ya bugün burada her şeyi yiyip içeceğiz. Bunların hepsi bizim için. Hadi yiyin. Ay ilahi Ülke Hoca. Ya niye yanınıza maskenizi getirmediniz? Şuraya bakın koskoca koç bile maskesini takıp gelmiş. Tuğçe, evladım, maskeni ben anlayamadım yavrum ya. Hocam, renk olsun, şekil olsun diye. Ha? Ama biz bu durumu daha önceden düşünerekten maskeleri depolamıştık. Kızım,
Nerede bu? Hemen Hulki Hoca'ya git, bir maske getir. Hay hay küçük hanım. Hayatımın adamı. Aa, yani. Teşekkür ederim. Aa, Selim. Mutlu yıllar. Hediyeni vermeden önce öpmen lazım. Hep öyle yapılır. Ceren bir tane basketbol topu almış. Üstüne de bahçede çalış belki öğrenirsin yazmış. Ben. Ay, Berna'cığım da Milano'dan çok ünlü bir markanın ayakkabısını getirmiş. Ah, Cem de beni kara kalem çizmiş. Bakın. Güzel olmuş. Bakın. Tabii. Ama ben bundan çok çok güzelim ama değil mi? Umarım beğenirsin. Ay, çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Ama 10 sene önce alsan daha hoşuma giderdi. Şaka şaka. Ay canım benim, canım. Akşamlar uyurken buna sarılayım diye aldın değil mi? Adını da Selim koyayım, böyle sımsıkı sarılayım. Oy, seni gidi gidi. Canım benim. Ayşe gel nerede? Yok, daha gelmedi. Merhaba. Merhaba. İstanbul'u çok bilmediğimiz için ben getirdim. Hanımefendi buyurun buyurun. Biz yanımıza gelin ya. Buyurun. Burada sadece gençler yok. Biz de varız ya. Değil mi koç? Daha iyisini almak isterdim ama. Ya şunu odama koyun lütfen. Sağ ol. Gel kızım gel. Hemen gel. Hoş geldin. Hoş geldin. Ayşegül. İşte, herkese selam. En sevdiğim kızım ya. Maske. Ben de gözüm yolda seni bekliyordum. Tuğçe, bunu sana aldım. Yalnız partiden sonra açarsın. Ben de sana sınavlarda uğur getirsin diye kalem takımı aldım. Ay çok mersi. Alır mısın? Aman efendim, sen. İyi. Çok şık olmuş. Sağ ol. Ne yaptılar acaba? Aslında şimdi oraya gidip o mıknatısların yerini bir güzel değiştirmek vardı ama... biz okuldan değiliz ki, davet etmediler tabii. Ayşegül akıllı kız. Başının çaresine bakar, merak etme. Ya bakar bakar da umarım sihirle bakmaz. Ferit affetmez vallahi onu. Bugünlerde de işini pek ciddiye alıyor beyefendi. Belda abini sordun mu hiç? Hayır. Hiç mi? Hiç. Adın geçmedi. Ama Dilaver'in geçti. Hem de öyle bir geçti ki sanki son defa geçti. O ne biçim söz Duman? Ya bir şeyler oldu galiba. Melda bugün eve döndüğünde yüzünden düşen 100.000 parçaydı. Haliyle Dilaver'e sordum, yok artık dedi. Aa! Aa! Aa ya! Ay Duman, hemen ne olduğunu öğrenmem lazım ama nasıl? Ayşegül Tuğçe'nin neler karıştırdığını nasıl öğrendiyse öyle öğrenebilirsin. Harika fikir. Oy. Eviniz çok güzelmiş. Gezdin mi? Ya lavaboya kadar gittim. Birazcık gördüm. Yani lavabomuz bile bizim ev kadar. Ay yazık. Ana. Ay yazık. Hacı. Çok ayıp. Aman. Ay duydun mu Berna? Annenle baban yok mu evladım? Onlar bizi rahat bıraksınlar diye akşam yemeği için Paris'e kadar gittiler. Parti bitmeden önce yetişirlerse gelip sizlere de merhaba derler. Arada hafta sonu böyle kaçamak yapmak onların da hakkı. Ah Selim, sana 1700 metrekare ilk evimizi gezdireyim mi canım? Belki başka zaman Tuğçe. Şu an Ayşegül'le konuşuyorum. Bakın, sırf merakından soruyorum. Benim 1700 metrekare ilk evimi gezmekten daha önemli ne yapıyorsunuz?
Mesela Tuğçe'cim, beraber gülüp beraber eğlenmek gibi. İnşallah bir gün sen de bunu yaşarsın. Böylece 1700 metrekarelik evinde 100 bin avroluk arabanı da anlatmaktan vazgeçmiş olursun. Yoksa sen senin yok diye beni kıskanıyor musun? Ayşegül şımarık yetişmedi. Duydunuz değil mi? İşte sınıfta çifte standart. İşte torpil. Müdür Dilaver. Gelin, gelin, gelin. Gelin de görün. Melda Hoca herkesin ortasında Ayşegül'ü bana karşı savundu. Hem de bana şımarık dedi. Bana. Yapmayın yavrum. Bari okulun dışında didişmeyin. Kavga etmeyin ne olursunuz. Zaten benim ne işim var böyle maskeli balolarda yaş günlerinde? Gelmemeliydim. Ya hocam, siz hiç iyi görünmüyorsunuz. Neyiniz var? Yok bir şeyim yavrum. İyiyim. Sağ ol hayatım. Al kızım, sana Best of Dilaver'i getirdim. Gençliğimizde dans ettiğimiz parçalar. Ah, taksiyi diye dinle. Belki sen de eğlenirsin. Hadi Berna, bir bakalım neymiş. İyi ki maskeyle geldim buraya. Yoksa gözyaşlarım insanları bedbaht edecekti. Beni hayatından çıkarırsan mahvolurum ben daha biterim. Canım ablam benim. Beni üzmemek için demek ki Dilaver'i hayatından çıkarmış. Bence de. Bu yanlışı hemen düzeltmem lazım Duman. Ay ne kadar üzüldüğünü gördüm. Ben kıyamam Melda'ma ya. Geldiğinde konuş da gönlünü al. Sen zaten Ferit'i seviyorsun. Dilaver'le ne alıp veremediğin olacak? Ben Ferit'i falan sevmiyorum. Ya yalanı bırak. Ferit derken ses tonunu bile başka kullanıyorsun. Ya benim Dilaver'le bir alıp veremediğim yok. Belki de ben onun mutluluğunu kıskandım. Ha, nihayet itiraf ettin. Yok, ben böyle duramayacağım. Ben gideceğim o partiye. Şimdi Dilaver o partide değil mi? Ben bir an önce gideyim, şu sorunu çözeyim. Yoksa içim rahat etmeyecek. Vay canına. İşte buna kardeş sevgisi derler. Rica ederim. Durumu daha da zorlaştırma Dilaver. Ağlama. Nasıl ağlamam Melda, nasıl ağlamam? Sen hiçbir açıklama yapmadan beni bıraktın. Aa, Selda Alan gelmiş. Ya, evet, o gelmiş. Merhaba. Aa, Selda, sen burada. Sizi görmeye geldim. Dilaver, biliyor musun? Ablam seni çok önemsiyor. Hiç zannetmiyorum Selda Hanım. O hiçbir açıklama yapmadan bırakıp gitti beni. Sen niye buraya geldin? Birbirinizi üzmenizi istemiyorum. Birbirinize çok yakıştığınızı düşünüyorum. Ve Dilaver'e ablama iyi bakmasını söylemeye geldim. Seni kimsenin hiçbir şeyin üzmesini istemiyorum. Canım ablacığım benim. Sen benim geçmişimdeki herkesten, her şeyden çok daha değerlisin. Aa, müziği duyuyor musunuz? Aa, bu benim gençliğimde çok sevdiğim bir şarkıydı. Benim favori şarkımdı bu. Hatırlıyor musunuz Melda Hanım? Hadi dans edin o zaman. Dilaver Bey, size diyorum ki ablamı dansa kaldırın. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Evet, evet, evet. Sen değilsin. Vay be! Ayşegül. Benden önce davranıyor. Abi. Padişah ben değil miyim? Padişahım çok yaşa. İçecek bir şey ver Naci. Bu şarkıdan sonra sana gösterdiğim kutudan sigortaları kapatacaksın Berna. Elektrikler gitti diye mumları yakacağız ve mumları yakınca da... Ya üf, bekle önce ben bir Cem'le dans edeyim. Ya of Berna ya, çocuk seninle konuşmuyor bile. Bir de sen salak gibi gidip dansa kaldırmayı düşünüyorsun. Ya belki utanıyordur, hem dans ederken de konuşmuş oluruz. Of. Kaçmış treniniz hayırlı olsun Berna Hanım. Berna, boş ver ya. Kendisine göre biriyle takılsın zaten. Ya bak, sana daha havalı böyle Selim gibi birini bulursa... Sanki Selim sana bakıyor da. İster istemez birazdan bakacak ama. Ya hadi biz işimize koyulalım. Aslında böyle bizim aradığımız, özlediğimiz de o. Selim size baksın Tuğçe Hanım, Ayşegül de bana. Ha. Abi bana kim bakacak? Yere hadi Berna, bak, sen yavaş yavaş git. Yere bak.
kollarımda olmanız çok güzel. Melda, size yeniden sen diyebilir miyim? Ah, okul dışındaysak evet diyebilirsin. Dilaver. Beni dansa kaldırdığın için teşekkür ederim. Ben de kabul ettiğin için teşekkür ederim. Resmin çok güzel olmuş. Aynı fotoğraf gibi Tuğçe'nin aynısı olmuş. İstersen seni de çizerim. Çok isterim. Tamam, olur. Ayşegül. Dedem birine aşık olduğun zaman dünya iki kişilik olur derdi. Şimdi bana dünya iki kişilik gibi geliyor. Yani sanki burada sadece sen ve ben varmışız gibi. Seninle baş başa olmaktan o kadar mutluyum ki. Ne oldu ya? Ne oldu? Yavrum korkma evladım, elektrikler kesildi sadece. Ay ben karanlıktan korkarım. Evladım ne var karanlıktan korkacak? Hepimiz buradayız ya. Ayşegül, bu geceden sonra rüyayı öğrettiğin her şeyi silmemiz gerekiyor canım. Tamam, merak etme. Arkadaşlar, paniklemeyin. Arada sırada burada böyle elektrikler gider. Şimdi elektrikler gelinceye kadar biz bunları yakıp böyle romantik oturacağız. Bir dakika, 1700 metrekarelik evinizde jeneratör yok mu? Vardı da geçen yağmur yağdığında biz onu bahçede unutmuşuz. İçine su dolmuş. Bozulmuş, biz de onu tamire gönderdik. Ya. Ah bakın mumlar da yandı zaten. Şimdi şöyle masaya geçelim. Şişe çevirmece oynayalım. Şişe çevirmece mi? Evet. Aa, biliyor musun? Hani şişeyi çeviriyorsun. Kimde durursa onu öpüyorsun. Sonra bir tane de soru soruyorsun. Sonra o şişeyi çeviriyor. Kimde durursa onu öpüyor. Sonra o da bir tane soru soruyor. Aman deli saçması. Aa, olur mu evladım öyle şey? Bütün gece birbirinizi mi öpeceksiniz? Tövbe tövbe. Hay Allah'ım ya, of. Dudaktan öpmeyeceğiz herhalde. Yanaktan. Ya oynayalım bence, matrak olur değil mi? Evet, sıkılırsak bırakırız. hadi o zaman hadi. Selim, gel yanıma otur, gel. Neden? Ya öyle otur işte. Hem beni kırmazsın herhalde, doğum günü sahibim ne de olsa. İstiyorsan Ayşegül de karşına oturur. Peki. Zaten onu karşımda görmek daha güzel. Kim oynuyorsunuz? Aman yavrum bizi saymayın. Biz öğretmenler şöyle masada otururuz kendi halimizde. Siz orada güzel güzel çevirin yavrum şişeyi. Ben de oynamayacağım. Gel evladım sen gel. Ben oynayacağım. Dikkatli ol canım. Tamam. Ve de sakın olay çıkarma. Merak etmeyin. Saçmalama Tuğçe. Hem sen oynamak istedin hem de mazıkçılık yapıyorsun. Ya tamam bakın, bunu saymayın. Bir defa daha çevireyim ha. Niye? Naci bitti mi? Öp ama ya, yazık. Ya hayır. Ben doğum günü sahibiyim. Kendime ikinci bir şans daha veriyorum. Söz. Kim çıkarsa öpeceğim. Çeviriyorum. Hayır olamaz. Bu mümkün değil. Ya of. Ay, o kadar da denemiştik, şimdi ne olmuyor o zaman? Bayanlar, ne olay? Sorun mu çıktı? Olduramadınız mı? Aa, hadi ama öp, evet. Ay, güldükten kısılırım ağrım. Sus, sus. Aa,
Aferin yavrum. Ferit. Bravo doğrusu. Hepinize bravo. Sizin gibi çok özel yeteneklerle donatılmış bu dört insan... ...basit bir şişe çevirme oyununda böyle bir keyif, böyle bir mutluluk icat etsin. Aşk olsun. Ama ne yapayım? Yasemin tuzak hazırlamıştı. Sen de o tuzağı bozup başka tuzak hazırladın. Evet. Ama herhalde beni bu yüzden cezalandırmayacaksın değil mi? Sonuçta sihirli güçlerim olmasaydı da... ...ben yine kendi yöntemlerimle onun bana yaptığın aynısını ona yapardım. Maalesef haklısın Meleğim. Sen bunu sihirli güçlerini kullanmadan da yapabilirdin. Hı. Bu yüzden sana basit bir uyarı cezası veriyorum. Ama dikkatini çekerim. Bu basit uyarılar toplam olarak üçü geçince büyük ceza kapsamına girer. Yani inanamıyorum. Senin gibi son derece yetenekli bir kız... ...böyle basit intikamlarda mutluluk bulsun. Aşk olsun. Bir daha yapma, tamam mı? Hı, tamam. Ayrıca artık bu arkadaşına öğrettiklerini unutturmanın zamanı geldi canım. Haberiniz olsun. Eğer gece yarısından sonrasına kalırsanız çok büyük ceza gelir. Ne olur. Ne olur bildiklerimi kimseye söylemem. Ses. Öğrendiklerim bana kalsın. Ne olur, ne olur. Rüyacığım, galiba Ferit haklı. Yani baksana sen daha 16 yaşında bile değilmişsin. Ya tamam üzülme. Bak, şimdi sana bütün bildiklerini tamamıyla unutturacağım. Ve evinde yatağında mışıl mışıl uyuyor olacaksın. Sonra pazartesi günü okulda birbirimizi gördüğümüzde bütün bunları tamamıyla unutmuş... ...zihirli güçlerinle hiç tanışmamış... ...sınıf arkadaşım rüya olarak kalacaksın. Yani maalesef bu rüyadan uyanacaksın. Her şey çok ama çok güzeldi. Biliyor musunuz, o bu rüyayı çok sevmişti. Sen yapman gerekeni yaptın. Hem şunu da unutma, pazartesi günü hiçbir şey hatırlamıyor ve üzülmüyor olacak. Aferin yavrum, aferin meleğim. Zeldacığım. Müsait misin? Ah Ferit Bey, maalesef. Ben çok ama çok eğlendiğim bir partiden geliyorum. Çok yorgunum ve uyumam gerekiyor. Size iyi geceler dilerim. ne yapalım? Pes! Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Merhaba. Bir güzel el buldum.